uzun bir aradan sonra ilk kez birlikte görüntüleniyorlar. Ayırmaya doyamadılar. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Beceremediğimiz diyor evlilik olsun. Beren evi terk etti. Beren gayet güzel cümlelerle ifade de etti. Kenan Doğulu ve Beren Saat uzun bir aradan sonra ilk kez birlikte görüntüleniyorlar. O uzun arada ayırmaya doyamadılar. Evet. Boşattılar, çapkınlık hikayeleri anlattılar. Beren evi terk etti, Kenan gitti, gitarla yattı, gitarsız kalktı. 6 sene olmuş. Ama kendileri kabul etti. Beren Saat onu yazmıştı. Bir kadın ve bir erkeğin yapmış olduğu aşk hikayesinin evlilikle noktalanmışsa eğer, her evliliğin kendi içinde dinamikleri vardır. Sanki anlaşamayan, aralarında problem olan, zaman zaman birbirlerine küsen tek çift Kenan ve Beren. Çok onların dışında hiçbir ilişkide sanki sorun yok. Ama bak dönüp geldiğimizde, o uzun dediğimiz bölümde 6 tane 365 günden bahsediyoruz. Bir 6 yıl. Ve bu 6 yıl içinde tatillerine şahit olmadığımız günler var, beraber gezdikleri günlere şahit olmadığımız var, yurt dışında alışverişe, Türkiye'de gittikleri birçok şeylerine de şahit değiliz. Hayır, dediğinde bir yere kadar %51 diyeyim, haklısın. Bir, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İki, sorunlar yaşadıklarını kendileri de ifade ettiler. Üç, hayır nereden çıkıyor bu yalanlar deyip medyaya saldırıp ertesi gün mahkemede boşandığını duyduğumuz yüzlerce örnek var. Aa, çok doğru. Evet. Dolayısıyla medyanın da o şekilde yaklaşması normal. Ama duyumlar alıyorlar. Yaklaşan medyada bugün boşanıyorlar haberi okuduk Vesali. Direkten döndüklerine için adliyedeki boşanacakları mahkemenin vesaire ilama çıkmış olması lazım. O gün boşadılar insanları. Direkten döndüklerine Beren gayet güzel cümlelerle ifade de etti. Ne mutlu ki evliliklerini kurtardılar. Her zaman söyledik, hepimizin evinde, sen de evlisin, ben de evliyim. Senin de sevgilin vardır. Olsun da yoksa bile. Sorunlar yaşanır. Önemli olan o sorunları çözebilmek, aşabilmek. Evlilik zaten budur. Parmak izimiz dahi uymuyor. Kaldı ki fikirlerimiz de ayrılıkta olur. Sen Fenerbahçe'yi tutarsın, eşin Beşiktaş'ı tutar. Özgürlük. Kenan'la Beren bu sorunları zaman içinde çok iyi aştılar. Tebrik ediyorum. İkisi de çok sevdiğimiz sanatçılar. Ve ne güzel ki arkadaşım anons ederken uzun bir aradan diye özlem dile getiren bir kelimeyi çok güzel ifade etti. İşte biraz önce ne konuştuk? Bir dizide arkadaşların her gün bir story atması, Hande Erçel'le Kerem Bürsin'in bize bile ya yeter artık dedirtti. Fakat tadında dozunda göründüğü zaman sanatçıların değeri de ortaya çıkıyor. Arkadaşım dahi toz kondurmadan çok güzel cümlelerle duygularını ifade ediyor. Ben burada medyayı suçlamayacağım. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ama ne mutlu ki onların adına da seviniyorum ki sorunlarını çözdüler, açtılar ve tatillerine gitmişler. Evet. Mutlu olsunlar. Beren Saat de diyor zaten, beceremediğimiz diyor evlilik olsun. Onun dışındaki her şeyi çünkü mükemmel yaptıklarını, özellikle bu pandemi sürecinde her şeyi açtıklarını söylüyor. Tekrar hatırlatalım onu. Beceremedikleri evlilik olsun. Ayrıca mutlulukları hiç bozulmasın inşallah. Ayrıca da birçok çifte örnek oldular bana göre. Biz beceremediler diye yazdık, çizdik ya medya. Hı hı. O taş bize ya. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına. Bizim medyadan da evliliği beceremeyen çok arkadaşımız oldu. Boşananlar da oldu. Becerdiklerini, ne kadar iyi becerdiklerini de kanıtladılar bu tatilleriyle. Evet, mutlulukları, aşkları daim olsun.